Arkadaşlar herkese selamlar. İşte karşımda Ahiyan. Hoş geldin Ahiyan. Abi hoş bulduk. Valla pandemi dönemi falan demedik. Sohbet etmek istedik ama bunda sizin katkınız büyük arkadaşlar. Çünkü hani gerçekten çok fazla istediler. Ahiyan. Ben istedim her şeyden önce. Yani seninle sohbet etmeyi çok istedim. Ama arkadaşların da Ahiyan gelse vasfı. Ben de istiyordum valla, 10 numara oldu. Böyle sohbet edeceğiz hep beraber cümle. İnşallah. Yani zaten bu bizim sohbetimiz şey değil. Planlı bir rota üzerine gitmeyeceğine emin olun. Ama sizin sorularınızdan da soracağım. Öncelikle ben seni tanımak istiyorum. 22 yaşında. Evet abi. Yani 30 falan değil, 40 değil. Öyle sanıyorlarmış. Bir kere bundan rahatsızlık duyuyor musun? Yani 22 sansalar daha iyi olur tabii. Çok büyük sanınca olmuyor. İnsan kötü hissediyor işte. Kötü hissediyor. Ya neden böyle olduğunu düşünüyorsun? Yani öyle oldu abi. Öyle yaşadık demek ki. Müziklerin falan, sözlerin onlar mı anlatıyor diyorsun? Yani bence bu, yani ben hep şuna inanıyorum. Ben olduğum insan olarak kaldım. Yani bence herkes belli bir fıtrat üzerine dünyaya geliyor. Hı hı. Yani tanıman zaman alıyor. Ne kadar erken tanırsan o kadar çabuk anlayabiliyorsun. Hı hı. Bilmiyorum, nacizane belki erken tanışıklık oldu kendimizle. Hı-hı. Öyle bir erken tanışmış olduk. Tabii şarkının müziğin de etkisi var kesinlikle. Denediğimiz şeylerin zamanında. Yani çok ağır halk müziği, arabesk dinledik yani. Kültürel şeyler dinledik. Roman müziği, Kürt müziği, yani etnik müzikler. Nerelisin? Ağrılıyım ben. Ağrılısın? Evet, Ağrılıyım. Müziğe Ağrı'da mı başladın yoksa hani Ağrılısın ama başka yerde mi doğdun? Yani şöyle, Ağrı'da doğdum. Ağrı'da doğdum. 4-5 yaşında Bursa'ya taşındık. Aha. Ama hep müzik vardır, müzik yani herkesin sesi güzeldir bizde. Aa, ne güzel. Yani benim babamlar 8 kardeş. İşte hepsinin sesi, dedemin sesi çok güzeldir, rahmetli dedemin. Yani müzik hep şeyin içinde var yani. Bir de etnik müziklerde hep doğa taklidi var yani. Bizim müziğimizde enstrüman yoktur mesela, denkbeji, klan derler. Bunda işte Kürt divanının içinde bulunan eserler vardır, destanlar. Aynı nasıl Gılgamış destanı varsa işte falan, bunlar gibi destanlar var Anadolu'ya ait. Bunlar işte yani bir seyir var kesinlikle, makam var ama enstrüman yok. Bunun ötürü çok ses odaklı, insan odaklı bir müzik kafası var. Bir de bunun yanında işte İslam kültürü, Kur'an-ı Kerim, kıraat. Bunun besleyiciliği. Okuyor musun? Dinliyor musun? Hani kulaktan dolmam var, okuyor musun da? Yani biliyorum. Biliyorsun sen de. Bunların etkisi çok büyük çünkü. Bunların etkisi tamamen. Yani o buradaki nameler, evet, o gırtlaklar hep bunlarla bir birleşiyor. Çünkü bak şöyle bir şeyle karşılaştım ben yıllar önce. Mesela özellikle işte Erzurum, o bölgede iyi uznava okuyanlar iyi de Kur'an okuyorlar. Evet, doğru. Şimdi iyi Kur'an okumadan uznava okuyan da var ama iyi okuduğu zaman başka bir duygu, evet, giriyor işin içine. Çünkü Arap edebiyatı, Türk edebiyatı, işte Ermeni, işte Azeri, buralar, bu coğrafyada çok yakınlık var birbirine karşı, Orta Doğu'da. Değil mi hocam? Bu arada arkadaşlar, Osman'ı tanıtmayı unuttum. Osman, Ayhan'la beraber çalışıyorsunuz, evet, değil mi siz? Evet, ortakım benim Osman Cello. Yani Osman Cello. Evet. Ama hakikaten cello çalıyorsun değil mi Osman, evet, sen bir yandan? Ama aranjelerde falan yardımcı oluyor musun? Tabii, aranjörlük de yapıyorum. Ben aranjörlük de yapıyorsun. Yani. Şahane. İzmir'de yaşıyorsun sen ama, değil mi? İzmir, Ankara. Nasıl buluşuyorsunuz abi? İşte abi sorma, nasıl ha? Buluşuyoruz. Biz de kanallar olmasa Allah razı olsun Studio One'dan da buluşuyoruz. Yoksa zor buluşacağız yani. Ya online üzerinden. Tabii siz abi de şey yapıyorsunuz. Yani elimizden gelince buluşmaya çalışıyoruz ama yani internetten. Bu albüm mesela hiç yan yana gelmeden yaptık. Yani ben belli yere getirdim projeyi. Bu son albüm. Altın. Yayınlanan son, evet, albüm. Evet, son albüm. Hı-hı. Bunu mesela hiç yan yana gelmeden yaptık bunu. Beatleri sen kendin mi yaptın? Altyapılarını ben yaptım. Altyapılarını sen yaptın. Şimdi o işin başlangıcına biraz dönelim mi? Ben merak ediyorum çünkü sen bayağı ne kadar süredir bu müzikle uğraşıyorsun? Vallahi abi ben şu an 22 yaşındayım. Ben ilk kaydımı 12-13 yaşında ilk beatimi, demo beatimi yapıp kaydettim. 12-13. Yani. Kimleri dinliyordun o zamanlar? Kimden etkileniyordun? Yani kült isimler kim vardı? Yani ben dediğim gibi biz hep böyle Uğur Karakuş, İbrahim Tatlıses, hı-hı, İzzet Altınmeşe, Selahattin Alpaylar falan işte... Emel Taşçıoğlu falan, bayağı halk müziği ağırlıklı. Oo. Dediğim gibi Kürtçe, bu tarz müziklerle biz hep yoğrulduk yani, hı-hı, çocukluğunda bir kültürümüz buydu. Bunları dinledik. Babam, evet, bunları dinledi, dedem, amcalarım. Biz de bunları dinledik ama sonra da benim dayım var, öz dayım. Aramızda 8-10 yaş vardır. Bir gün geldi. Ben o zaman 3. sınıfta mı neydim yani? Bana geldi bütün Sagopa, Ceza, Fuat dinletti bir anda. Bütün şarkıları yükledi abi. Hayda. Yani Sagopa'nın Silahsız Kuvvet 98'den, hı-hı, bu yana Ceza, işte Fuat, işte Kafa olan kim varsa
Yani Türkçe rap daha suikast.de'deyken, yani isim vermem ne kadar doğru bilmiyorum ama abi işte o zaman o sitelerdeki akım varken, yani internette daha yeni böyle siyah beyaz arayüzlerdeyken rap müzik. O zaman işte tutulmuşlardı birbirine. Bana da getirdiler, gösterdiler. Abi bir de o dönem işte reklam filmleri falan filan, herkes rapçi böyle. Rapçilik böyle bir değişik bir algı. Yani ben okula gidiyordum mesela, okula gidiyorum. Pantolon alıyorduk. Ben gidiyordum pantolonu iki beden büyük değiştiriyordum annemlerden gizli. Ayakkabı alıyorduk, gidiyordum bol alıyordum. Büyüktük yani, böyle geniş rahatlık, böyle bir şey vardı. Sonra rap müziğin içerisinde aslında bunun bir şey olduğunu, bir sentez olayı insanın içinde varsa bu bir yerde cereyan ediyor insan hayatında. Yani birleşiklik. Bu kültürel olarak da bence böyle. Benim içimdeki bu sentez bence müziği görünce ben sanırım böyle aşık olduğum gibi oldu yani rap müziğe, hip hop. Güzel. Yalnız o sentez kısmı var ya, o ilginç bir yakalama olmuş sende. Yani böyle bir çünkü dinlediğin Sagopa, Fuat, hani böyle arabesk kültürü. Gerçi Sagopa ile konuşurken burada diyordu işte biz her şeyi dinliyorduk Samsun'da falan. Biraz o var. Ve sen bir de algı olarak da şey demişsin, yani bu müzik sana çekici de gelmiş. Şimdi genelde halk müziği, arabesk dinleyenlere rap çekici geliyor mu? Ama sana çekici gelmiş. Yani şöyle bir fark çekici, yakalamışsın çekici gelen kısım, yani, kısım şu abi bence. Şimdi halk müziği ortak bir dil Anadolu'da. Ama Anadolu'da farklı diller var. Şimdi Rumca var, Ermenice var, işte ne bileyim abi İbranice var, gidiyorsun Mardin'de Süryani ilahileri var falan. Yani Anadolu çok çeşitli dil ve kültüre sahip bir yer. Gezdin mi oraları? Bizim olduğumuz yerde. Ben zaten Arda doğduğum için gezme fırsatım çok oldu Anadolu'yu. Onun dışında ben 3 sene Uşak'ta kaldım, işte şu an Ankara'dayım. Uzun yıllardır hep bir yerlere gelip giderim. Ya biz de göçebelik hala kaldı yani üstümüzde. Hep gidip geliyoruz bir yerlere. Ondan ötürü de abi şöyle bir şey oluşuyor yani. Şimdi ortada bir, yani uzak bir mesafe var, 2000 kilometrelik Türkiye'de. Farazi yani konuşuyorum böyle. Bu coğrafyada bence ortak bir şeylerin birleşmesi lazım gibi hissettim. Yani anlaşılma hisleri yani bence. Yani bu coğrafyadaki insan bunun müziğini anlayabilmeli ve bu tarafta burayı tanıyabilmeli. Biz nasıl Karadeniz müziğini alabiliyorsak, yani bir yerde İskoç müziğini de alabilmeliyiz, anlamalıyız. Yani benim bakış açım en azından böyle. Rap'le de arabeskin yani bence isyanları aynı. Buna da çok da böyle demek istemiyorum çünkü işin uç noktaları, sıyrık noktaları var yani. Hani rap tamam eyvallah bir şey anlatıyor ama rapçilik zırzopluk değildir yani. Arabeskçilik de çok fazla karamsar bir şey değildir aslında. Kederi kabullenmek, onunla mutlu olabilmektir aslında. Ve bu müzik kültürü yani Arap müziğiyle işte ne bileyim makam müziğiyle çok alakalıdır. Yani aslında arabeskten ziyade ben makamla, seyirle daha içeceğim yani. Anadolu müziği de, Orta Doğu müziği de bununla alakalı. Yani o kederi kabullenmek ve onunla mutlu olmak. Yani ben mesela ilginç bir evet şey. Yani abi yani mesela kim insan vardır mutludur, onun mutlu olması için hiçbir engel yoktur. O psikolojisi artık belki öyledir. Kimisi de mutsuzdur, o çok mutlu bile olsa kalabalık çok mutlu olur, düğüne gider yine kendini mutsuz hisseder yani. O adam açıp arabesk dinler. Ama arabeskin içerisinde rap'le işte bu buluşma olayı şöyle bir nokta oluşturuyor. Yani ben mutsuzum ama beni direnç tutacak gerçek bildiğim doğrular var. Yani benim mutsuzluğum beni salak yapmıyor. Yani aslında rap'in aslında arabesk tamamlayan kısmı bu. Aynı hüzün orada da var. Aynı isyan, keder orada da var. Ama biri daha böyle içe dönük, diğeri daha dik duruşlu bir şey. Rap katıldığı zaman diyorsun dik duruşa sahip oluyorsun. Bir dik duruş sahip oluyorsun. Güçlü olmaya çalışıyorsun. Ne olursa olsun ayakta kalayım hissi. Ve yani aslında yani bu ezilen bir kültürdür yani. Rap müzik her zaman ezilen taraftadır yani. İnsan da bence her zaman ezilenin tarafında olmalı. Yani zalim olmamalı hiçbir zaman. Her zaman mazlumun tarafında olmalı. Bence arabesk halk müziği, Anadolu kültürü tamamen böyle buna adapte. Sözlere de baktığımız zaman buna odaklı yani, insan ilişkileriyle. Yani aslında senin bakış açınla. Ben sosyolojik çok karakteristik bakıyorum evet. Harika. Ben müzikal bakamıyorum. Ben müzikal, Allah razı olsun, bunlar bakıyor. Ben abi dediğim gibi kulaktan bir şey evet. Çok soruluyor bunlar ya. Benim yıllardır kafamda olan şeylere bir cevap verme babında da fikirler veriyorsun bana. Yani çünkü arabesk ve rap nasıl bir araya geliyor diye bakarken bir çözümlemem var. Bu nedenle biri. Hatta rap'in Anadolu'ya uygun bir müzik olduğunu da yani abi ben çıkarıyorsun. Ben dediğim yani. O bahsettiğim denk müzik kültüründe aslında var yani. Okuma var sürekli. Sürekli okuma var peş anlatıyor peşe. Anlatıyor hikayeyi. Ve ritim var ve nasıl diyeyim sana, bir aruz ölçüsü var. Ve kafiye de var. Yani rap zaten bizde var. Abi Kars'a gittiğinde ozanlık var yani bizde. Erzurum'da, Türkiye'nin her yerinde. Yani
Şeyde de var, Çöke'de de var, Aydın'da da var, Efelik'te var, Zeybek'te. Yani aslında burada var olan bir şey. Orada da aslında rap zaten, yani adı rap sonradan konulmuş bence bu. Yani müziğe bir isim vermek yanlış bence. Aslında sen zaten yaptığın rapi de farklı bir yere koyuyorsun. Yani klasik bildiğimiz rapin dışında kendine has bir hikayen var senin. Hikayem müzikler var, nameler var, falan. Yani diyorum ki bu nasıl bir rap diye bakıyorsun ondan sonra, ama bakıyorsun ki evet ya, bu dinlediğim bir rap sonuçta. Yani o kült hip hop bizim yaptığımız. 90 BPM, işte 120 BPM, işte 140 BPM, 85, peki, 66. İşi nasıl öğrendin? Bu işi nasıl öğrendin? Şimdi o kısmı duydun, etkilendin. Hani dükkanı nasıl açtın? Bu işi nasıl açtın? Abi öğrendim demeyeyim de. Nasıl öğreniyorsun? İlk nasıl girdin yani? Hani beat yani bu nasıl yapılır, nereden giriştin? Ben beatbox yapıyordum o zaman işte. Hayda. Ama o zaman beatbox yoktu yani. 7 yaşındaydım yani. 7 yaşında beatbox'ı gördük. Google'ın şeyleri, jam session'ları oluyor. Orada bir flutebox yapıyor falan. Nathan Lee diye bir abi falan. Çok eski var yani internette. Ondan sonra yani hip hop yapma bir isteği var. İzliyoruz falan, yapıyoruz ama nasıl yapacağız yani bu iş? Mikrofon lazım, onu biliyorsun. Yani mikrofon var, mikrofon çek. Tamam, var mikrofon da. Mikrofonu aldık, hadi gittik. O zaman 25 liraya aldın çubuk mikrofonu. Tamam, mesela bilgisayar, hadi varsa bilgisayarın, şanslısın. Yükledik programları, yükleme. O zaman yani bir de ufakız ben abi, yanlış anlama. Hiç hani oyun falan oynamadan, oyun crack yapmadan ben ses crack programı crackledim. Ben hala oyun oynamayı bilmem. Hani benim bir şey oyunum yoktur. Yani ne bileyim, oyunum yoktur. Fakim 5 oynuyordum demo. İşte o dönemde müzik geldi hayatıma girdi. Mixcraft diye bir program keşfettim o zaman işte. O zaman herkes Mixcraft'tı yani. Adobe Audition vardı 1.5 yani. Cool Edit bir de işte o vardı. Ondan sonra orada bir ilk beatimi yaptım falan. İşte evde kendi fotoğrafımı çekiyorum. Onu işte koyuyorum bir tane programa. İşte onu siyah beyaz yapıyorum. Yani böyle işte. Güzel. Yani bunları... Kendine bir şey yaratıyorsun. Kimlik yaratıyorsun. Kendim işte. Aslında orada bir yani yalnızlık aslında için teması. Yani kimse yalnız kalmadan müzik yapamaz bence. Hiçbir sanat yapamaz yani bence. Bir yalnızlık, bu işin yıpratıcı bir kısmı vardır. Şu piyanoyu çok seversin ama o piyanoyu sevene kadar yıpranman lazım. Yani ne güzel, çok güzel ama tamam da çal bakayım güzel mi hadi bir tane şarkı. Zor yani, uyuz olursun. Anladın mı? Böyle yapıyorlar yani. Yıpranarak sevme. Yani insan sevdiğinden kavga ederse soğur mu yani? Kavga edip seviyorsun birbirini daha çok müzikle. Müziğin böyle bir şey var. Yalnızlık besliyor yani. O yalnızlıkta daha bir yanlış anlama. Yani bir insana kendini anlatmaktansa bir insana şarkı söylersen hem onu anlarsın hem o seni anlar yani. Hem birine bir şey anlattığın zaman sana işim var gidiyorum deme ihtimali var. Seni dinlemeyip telefonla oynama ihtimali var. Seni alıp hadi boş ver bunları deme ihtimali var. Ama bir şey temelden kalp yolu müzik bunu ulaştırır. Yani müzik tamamen yani aslında hediye insanlığa, bunu kullanabilme yetisi, yani onu görebilmek istedim. Dediğim gibi bu işin manevi bir kısmı var. Müzikle benim tanışmam tamamen manevi yani. Yani sen bu işe ilk sözlerini yazdığın zaman kendini anlatma derdin vardı herhalde. Tabii ki. Konuşma gibi yani. Kesinlikle anlaşılmak istiyorsun yani. Yani ben kendimi ifade edebilecek miyim? Bir de beni anlayabilecekler mi? Tatmin oldun mu şu anda bu kadar sene içinde? Anlaşıldığını düşünüyor musun? Anlaşıldığımı düşünüyorum. Herkes sevenlerden de Allah razı olsun. Kalpler bir zaten. Yani ben aslında çok, ben yani şu anda şey anlatmıyorum yani şarkılarımda. İşte savaş var, savaş çocuklar ölüyor. İşte bu bundan oluyor, buna atom bombası yaptı falan demiyorum. Yani evet bunlar çok önemli. Savaş falan çok önemli. Para, ekonomi, bunlar eyvallah önemli. Ama bence önemli olan senin aramızdaki ilişki. Eğer bu ilişki düzgün olursa parayla da biz problem yaşamayız. Kültürle de, oturduğum yerle de, kavgayla da. Hiçbir şekilde problem. Yani ikili ilişkiler. Sen ben üzerindedir yani hayat bence daha çok. Yani ben seni seversem, sen beni seversen bir şey olmaz. O yüzden ben daha çok büyüye bakmaktansa ben küçük tabloya bakmayı tercih ederim yani. Yetişebildiğim tarafa. Tamam. İşte bunu tamamladıktan sonra senin bu merhamet tamamı bir insana karşı doğru hislerin seni diğer insanlarla da yakınlaştırıyor. Bu bir felsefe aslında. Bayağı felsefe. İnancın içerisinde bir felsefe. Benim felsefem değil yani. Ama senin genel bakış açısında. Mesela ben senin Instagram'da bazı videolarını falan izliyorum. Barak falan okuyorsun sen böyle. Evet. Gırtlak falan fena iyi. Evet. Bu nereden geliyor? İşte o gizli doğduğumuz sadece... yerden geliyor abi. Tamam, nedir o doğduğun yer? Bir anlatsana şöyle. Ağrı'da doğdum abi. Tamam. Biz de işte erişkittiyiz. Zaten abi yani benim hakim olduğum repertuar Erzincan, Erzurum, Urfa, Diyarbakır. Var hepsi yani sende. Yani bu yörelerin müziklerine hakimim yani. Aha.
çocukluktan çok dinledik yani. O tavıra, işte Hüseyin'e, Uşak'a, yani Türk Uşak, bunlara hakimiz makam yani. Makam biliyor musun makamları? Yani biliyorum diyemem, kulağım biliyor olabilir ama. Kulağım biliyor. Enstrüman çalıyor musun? Vallahi enstrümanla çalıyorum diyemem abi. Çalıyorum demedim, birer bir şeyler çalıyorsun demektir. Yani şarkıları yapacak kadar klavye, piyano çalıyorum. Aha. Bir işte program, drum set kullanabiliyorum birazcık. Onun işte enstrüman işte kimse bir şimdi saz çalıyorum derim, bir yerde biri saz verir, ondan sonra der ki böyle mi çalıyorsun, şimdi çalıyorum demeyeyim yani. Yok, ben çalamıyorum da benim çok fena bir ekibim var abi. Onlar çok güzel çalıyor. Zaten o anlaşma çok güzel yani. Ekibin dediğin o arkadaşlarla sahneyi paylaşıyor musun yoksa sadece stüdyoda? Daha henüz paylaşmadık. Prova yaptık ama. Plan ne? Sahne planın ne? Var mı içinde onlar? Var abi. Ha, daha bir orkestra olacak tabii, yani. Bu hafta onlara çöktük yani. Konser var mı yakın zamanda? Konser de inşallah netleşecek şimdi bu tarihlerde, pandemi, bir şey normal diyemeyiz evet. Ama kafandaki orkestra geleceğiz. Böyle bir canlı sazlar falan filan tabii mı? Tabii var. 20 yani, keman falan böyle. Yani ona şu anda biz mesela öyle bir şey isteriz abi. Öyle bir şey de yaparız da 20 keman. Ama şöyle bir şey olur yani. Yani bu işi bence hani hip hop'tan çok daha fazla kopmalı. Yani bu işi evriltelim. Biz büyüyelim birazcık abi. Biz de biraz büyüyelim. Adam olalım, ondan sonra yapalım 25 saz. Beni yaptırmayın 25 saz. Okuyamam 25, tribe girerim 25 saz. 25 sazla. Grup kaybolmasın abi. Tabii, grup kaybolmasın. Tabii, biraz böyle gidelim. Tabii. Bir önce bir hip hop olsun için bir önce. Hedefin ne? Çünkü ilginç bir şey, çünkü bayağı altyapıyı kurmuşsun. 15 senedir bu neredeyse işte küçük yaşlardan beri yapıyorsun. Evet, ya hala çok gençsin. Ama yani gençliğine rağmen bir sürü şey de yapmışsın geriye baktığında. Ama bir tık bir 2 senelik, 3 senelik kısa vadeli hedeflerde neler var? Uzun vadeli kısa vadeli var. Ya ben işte bu bas yani hip hop için içinde olmalı ama yani ben bu işi elektronik yani elektrikten uzakta yapmak istiyorum artık. Yani bu işi elektrikten, ses sistemlerinden uzakta yapmak istiyorum. Ha, nasıl yani? Akustik bir şeyler mi? Yani abi 25 bin kişi bir yerde olsun. Hadi 25 bin kişiyi boş ver. 100 kişi bir yerde olalım. Mikrofon olmasın, ses sistemi olmasın. Saz olsun, söz olsun. Herkes birebir olsun. Muhabbet karşı karşıya herkes böyle. Herkes içtenlik olsun. Yani çünkü şu kültür kayboldu abi. İşte sesi güzel birine 3-5 kuruş para verip gel kardeşim bizim bugün düğünümüz var, bugün bir sazımız var, bugün oturacağız çocuklar sen dinlesin. Hiçbir şey yapmayalım, kahve içelim, çay içelim, sen de gel buyur yemeğimizi ye, otur. Arkadaşlar gelin beraber, hani bu kültür kayboldu. Doğru. Bunu işte yani bunu çok böyle de kimseyi de rahatsız etmek istemem ama müziği eğlence sektörünün içinde bir yerde tabii olduğu kesin ama müziğin temeli eğlendirmek değildir yani bence. Müziğin temeli insanı dinginleştirmek, insanı terbiye etmektir yani. Beni ne kadar terbiye ettiği beni ilgilendirir. Ama ortada bir müzik hepimizi susturuyorsa ona gitmeliyiz yani. Hepimiz susup içerleniyorsak. Yani buna böyle karşı karşıya gitmeliyiz. Farklı bakış açısı. Evet, kimsenin üstünde, kimseden üstte sahne almak istemem. Ama mecbur öyle bir ortam var. Bundan kopmak hedeflerim arasında. 2-3 senelik değil bu, belki 25 senelik hedef ama 2-3 senelik hedeflerde de abi yine güzel bir albümümüz yapalım. Birkaç tane albüm yapsak fena olmaz. Ondan sonra işte butik gruplar kurup değişik işler, etnik işler yapmak istiyoruz. Şu an bir Denk Base diye bir hareketim var benim. İşte hayda, yakında şey böyle bir şeyler yapmayı planlıyorum. İşte biraz sakinleyelim. Şimdi herkeslerin de canı sıkkın. Şimdi kimseye de bir şey yapmak istemiyoruz. Albümümüz de Allah'tan şeydi yani. Bizim biliyorsun abi hareketli şarkımız olmadığı için biz yani insanların kalbine dokunuyor diye doğru. Yayınladık yani. Yoksa bu dönemde ben de albüm falan, klip de yayınlamadık falan. İşte biraz oturaklı olsun bir şeyler. Ondan sonra bizim de bir hareketlerimiz olacak. Yani Anadolu kültürüne ve elektronik müzikle harmanlanmış, klasik müzik içinde olan. Yani böyle hip hop yani. Peki, boom bap bir iş yapmak. Daha room bap daha doğrusu. Bizi koyduğumuz isim. Şimdi birazcık sesinle ilgili konuşacağım. Ondan sonra gene devam ederiz o zaman. Tamam abi. Senin derin felsefe çok derin. Estağfurullah. Biz, geldiğinde buraya yan beraber sohbet ederken bana genç çocuklardan bahsetti. Genç çocukların rap'e bakış açısından kendisi. Ve onları da konuşmak istiyorum ama. Şu sesinle ilgili mevzuya gelsene. Bu sesi nasıl geliştiriyorsun? Önem verdiğin şeyler var mı? Hiç önem vermediğin şeyler var mı? Sesle ilişkin nedir, sesinle ilişkin? Sesle ilişkim abi yani... Sesle ne ilişkim olabilir? Yani abi ben yani dediğim gibi bu bence doğanın taklidi. Hiç eğitim aldın mı? Hiç eğitim almadım. Kendin. Ama kulak yani ses eğitiliyor. Şöyle yani dediğim gibi bu da yalnız mesela bir olay aslında. Yani sen başka birinin yanında şarkı söylemek yani
Yani bir rapçi çocuktan bahsedeyim, ufak bir örnek vereyim. Bir çocuk şarkı yapar, işte evet. Dediğim gibi bol giyinir. Hı. Gider işte babasının kıyafetini giyer. Bilmem ne bir şey takar, annesinin eşarbını alır, bandana yapar kendine. Bir şey yapar çocuk. O çocuk bir gider rap yapar, şarkı söyler. O çocuğa biri hat hut der abi. Hı. O çocuk bitti hayat, o çocuğun bitti. Umutları yıkılır yani, kırılır. Doğru. Ama sen kendini tanımak, işte bu evreye geçmek. Bir de hani bilmiyorum, bu kalp gözüyle de alakalı belki bir şey ama çok eski insanları dinledim yani. Celal Güzelses, Hafız Burhan, işte Abdülbasit, Abdülsamed'in Kur'an tilavetlerini çok dinledim ufakken. Yani 12 yaşına kadar ben sadece insan ses dinledim, enstrüman değil yani. Hani ben hiçbir zaman enstrüman müziğin icra içine girmeden insanın içindeki müziğe o beni kaptı yani. Dedim ki yani bu bir futuhat ve yani senin içinde var, benim içinde var, herkesin içinde var. Hmm. Acaba kimin içinde ne kadar var yani acaba? Güzel. İşte onu kendimi deniyorum. Babamın sesi çok güzel. Adam yani okuyor. Belki si bemol parça okuyor kanka. Do diyez şarkı uzun hava okuyor babam evde. Belki farkında değil. Güzel. Bak, do diyez şarkı uzun hava okuyor, farkında değil. Ya diyorum ki çok iyi ya diyorum. Bu müzik yapmamış adam. Devlet memuru. Dedem çok işte Deg 5 falan okuyor. İşte bu örneklerle görüyorsun. Onlar müzik yapmıyor. İşte burada sosyolojiye dökülüyor muhabbet ama sese giden kısmı bence tamamen kendinle olan işte o yalnızlıktaki şeyin, mücadelen kendine alakalı. Orada kendini yoruyorsun. Yapabiliyor muyum? Yapacak mıyım? Bir de dediğim gibi o teşvik çok önemli. Yani ufakken biri bize hadi söyle demiş ki ya da bize müzik dinletmişler ki biz müziğe teşvik sen olmuşuz. Yani emin ol abi, anamızın karnında müzik dinledik yani. Ondan böyle oldu. Yoksa yani müzikten uzak olsak dinleriz, severiz, konsere gitmeye çekinmeyiz, albüm alırız ama orada bir teşvik çok önemli. İlk yaşlarda. Ya bence o bir yaş çok önemli. İlk bir yaş, iki yaş insan hayatında. Yani müzik o zaman alınıyor bence. Yani seni hiçbir şekilde köstekleyen bir çevren olmadı. Öyle mi diyorsun? Şöyle diyeyim sana. Oldu mu? Oldu. Yapma bu işi ya. Hayır, evet, para evet, yok çok mu dediler. İşte. Hatta bir sene önceye kadar yani annem bir iki sene önce bana dedi ki oğlum dedi yeter dedi boş ver istersen yapma dedi. Yani. Çünkü gidiyorum geliyorum abi, tamam mı? Uğraşıyorsun. Yani gidiyorum geliyorum. Tabii. Şimdi sistem insanlar da okula gider. İnsanlar okur işte bir sınavlara gider, para kazanırlar falan. Yani benim dünya kaygılarım biraz yok yani. Bu doğrudur yanlıştır bilmiyorum ama müziği ben tamamen müzik bakış açısından yani bu evreni tanımak yani müzik, müziğin matematiği. Bayağı sanat için sanat yapıyorsun. Sanat yani. İçin, insanlar için de, kendim öyle için de. Yani bu işi dediğim gibi abi terbiyeli, dinginleştirebiliyorsa sanat beni, ben onun için yaparım. Ama bahsettiğim rap algısı, rapçi algısı, televizyonlara lanse edilen, işte bizim yapmaya çalıştığımız, doğru anlamadığımız. O rap. Nedir o hikaye? Yani rapçi algısı denen bir şeyden bahsediyorsun hani. Gucci giyen bir rapçidir, işte ne bileyim dövme yapan bir rapçidir. Yani sen bu konuda da bir fikirlerin var. Bunları da bir anlatsana. Şöyle güzel çünkü yani. Fikirlerim de şöyle abi yani rapçi aslında gariban doğru. Ama rapçiye fakir diye bakılmamalı. Rapçi çok zengin bir değer yani. Tamam rapçi sokağın değeri. Belki üstü başı yırtık falan. Belki Amerika'dan bize böyle geldi. Ama dediğim gibi yani rap, adı rap konmuş 1945'te falan. Adı 1945'te rap konmuş ama rap aslında temel olarak işte yani Yunus Emre'nin yaptığı da rap bence. Orada temeli algılarsan o da rap. Yani tasavvufa giden bir yol varsa, bu sana rap ulaştırıyorsa, seni gerçek benliğine rap ulaştırıyorsa rap odur. O da bir ama rap şu değildir yani. Sanat da asla, hiçbir sanatçı abi çok büyük paralarım olsun demez bence. Çok işte herkes bana baksın demez. Tam tersi. Derviş keşkül atar boynuna, üstüne entari giyer, kafasını kapatır öyle gider yani. Senin bakış açın yani alakalı. Bence böyle tam sanat. Tersi de sanat var bence böyle. Yani. Ama işte günümüzde sanat pahalı, lüks, overground, ulaşılamaz değerde. Rapçilikte algı olarak. Rapçilikte sert, evet doğru sert. Rapçilik bazen çok arsız. Hani fütursuzca bazen söylemen gerekir, bazen cesur olman gerekir. Doğru, evet, kesinlikle var. Ama bu o cesaret sana bütün alanlarda bu özgürlüğü sağlamaz. Ya da bir yani şunu da anlaması gerekir bir insan. Ya ben 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon insana Türkiye gibi bir toplumda eğer hitap ediyorsam, yani ben bakkala selam verdiğim bir coğrafyada eğer 50 milyon izleniyorsam, 10 milyon, 5 milyon, 3 milyon izleniyorsam benim bir sorumluluğum var. Sorumluluk bilinci olmalı. Yani bütün sanatçılarda sorumluluk bilinci olmalı. Rapçilerde bir tık daha fazla olmalı. Çünkü yani yaş aralığı rapçilerin şu an bile bazı abilerimizi saymadım. 20-30'dur yani şu anda. Rap müzik icra eden, rap müzikle bilinen tamam 20-30 yaşında insanlar. 20 ile 30 yaş arasında. Doğru. Dinleyen kitle eskiden 15-16 idi. Şimdi 8-9 oldu. Daha da düştü.
Düştü yani. Hı. 5 yaşında çocuk da yani bunu biliyor. Hı. Ve yani rapçiliğe şöyle bir algı vermek, yarı çıplaklık rapçilik değildir. MC'lik değildir. Yani MC'lik ve rapçilik arasında bir ince çizgi var. Bu işte sektörde, endüstride bunun adı rapper'lıktır da. Hmm. Rap yapıcıdır da. Ama rapçi olmak, hani biz rapçiyiz. Hani şey de rapçidir, yanlış anlama. Bir sanatçının yanında takılan onun yanlısı da rapçidir. Sanatçı da rapçidir. Bu değil ama MC'lik önemlidir. O söz yazarlığı, sorumluluk bilinci. Aslında bayağı sert konuşuyorsun. Yani o sorumluluk bilinci tabii ki abi. Aha. Sertiz diyor mesela, evet, işte. Evet, sertiz evet. Söylemek gerekiyor. Yani üstü kapalı yani, birçok şey söylüyorsun. Yani zaman. Abi yani örnek teşkil etmek çok önemli. Hmm. Unutmamalı insanlar burada. Yani cebinde yani ulaşamayacağı maddiyata sahip insanlara görmemesi gereken şeyler verilmemeli. Hmm. Biz bu kültürle büyüdük yani. Hmm. O yüzden poşetlerin rengi beyaz kapalıydı, saydam değildi zamanında gibi yani, anlatabiliyor muyum? Yani ben bu taraftan çok bakıyorum. Fena. Şimdi böyle sen en sevdiğim şey de bu şimdi. Müziği yapan kişinin zaten konuşmasında da o müziğin şifrelerini alıyorsun ve hikayeyi anlıyorsun yani. Eyvallah. Bir birleşiyor, ha diyorsun ki bu adam abi müziği yapan adam. Aynen. Bence zaten rap müziğin aslında Türkiye'de şu an popüler olmasının ve gerçekten sevilmesinin noktası bu. Evet. Çünkü bir dönem önceki pop müzik artık tamamen bağını koparmıştı insan hayatından. Yani kendine ait bir hayal alemi kurmuştu. Şarkılar da öyleydi. Hayalleri anlatıyordu. Gerçek yok. Şimdi sen burada bak anlattığın her şeyi müziğinin çevresinde konuşuyorsun. Evet. Ve müziğinde anlattığını burada da anlatıyorsun. Aynı film içindesin. Tabii abi, bu samimiyet olmuştu. Bu artık işte. Boş olduğu zaman o hip hop da olmuyor. Müzik doğru. De olmuyor. Çünkü aslında tamamen hip hop'un temeli yani senin bunu alıp buradan buraya edebi bir şekilde koymaktır ama yani atıyorum yolda işte mahallemden birini kafasından vurarak öldürdüler demezsin de edebiyatla dersin ki ya bir gülü soldurdular. Hı-hı. Bu iş böyledir aslında bence. Hı-hı. Çünkü yani bu işte bir mesajlar var. Bir akıl oyunu da istiyor kesinlikle. Tabii. Bakış açısı istiyor. Bunu görebilme yetisi insanın belki 40 yaşında gelir. Ama kesinlikle anlaşılmayacak şeyler değil. Hepimizin hayatının içinde olan şey, kaçtığımız, bazımızın kaçtığı, bazımızın benden daha çok sarıldığı şeyler. Ben de tam anlamıyla bu bahsettiğim değerlere tam anlamıyla hizmet edemiyor veya onlara tamamen bağlı olamıyor da olabilirim. Ama en azından tutunmaya çalıştığım dal budur yani benim. Yani senin rapinde bir şekil var ama kafanda. Ben şimdi onu görüyorum hani. Giyiminden kuşamına, görüntüne. Şimdi diyorsun ki ben alkol kullanmıyorum. Değil mi yani? İşte ne bileyim şunu yapmıyorum. Şöyle giyinmiyorum. Şuna bir kafanda bir şeklin var. Evet, ve bunun diyorsun ki bu rapin aslında şekli bu olsa daha iyi olur diyorsun. Yani onu da duyuyorum aslında, yani. Aslında şöyle bir durum var. Bir sanat bir böyle olması gerektiğini yani diyorsun. Aslında daha doğrusu şöyle bir şey var. Benim hedef kitlem yok. Yani benim hedefim şunlar ben dinlesin benim yok. Benim hedef kitlem yok. Bu videonun başlığı yani, olacak. Benim şöyle bir çok hedef güzel. Kitlem yok yani. Ben istiyorum ki herkes birbirini anlayabilsin. Yani müzik böyledir. Ya biz şu anda adam söz söylemiyor daha kanka. Yani adam şarkı söylemiyor. Piyano çalıyor. Yapıyor. Sen ondan bir şey anlıyorsun. İşte bu yani benim bahsettiğim mevzu aslında. Yani orada anladığıyla benden anladığı yakın olmalı yani. Hmm. Bu işe böyle bakılmalı. Anlayabilmeli. Orada ne anlattığını insan sorgulayabilmeli. Yani şu değil yani. Seni çıldırttığı için bir müziği dinlememelisin. Seni ağlattığı için müziği dinle. Ama seni çıldırtan bir şeyin yanına gitme. Seni tam tersi dinginleştiren şeye gidilmeli yani. Herkes yani bu bence bu bir ölçü olmalı yani. Yani çok ütopik gibi bir şey olabilir ama kimse böyle yapsın diye bir derdim yok. Sadece şöyle bir derdim var. Yüzyıllardır saklanan ayıp olan şeyler şu anda meşhur olmasın yani en azından bizim kültürümüzde ve biz de bunun yanında ve bunun işte buna bir söz söylemeyen işte bunun yanında sessiz olan insanlar gibi de görünmeyelim. Çünkü ben durup Twitter'dan yazsam ne olur, Instagram'dan her gün canlı yayın açsam ne olur yani. Yine bir yobazın biri çıkar orada bir şey yazar yani ters. Beni etkilemez ama diğer insanlar da şunu diyorlar, evet böyle bir şey var ve bunun savaşmanın yolu bu değil, tamamen sanat. Yani dediğim gibi konuşarak çözemeyeceğin şeyleri belli bir harmoniyle. Benim şarkılarım çok basit şarkılar abi. Benim şarkılarım iki harmoniyle, üç harmoniyle yapılmış şarkılar. Bütün piyanolarını ben yazdım. Ne uzun müzik hayatım var, ne bileyim nota bilgim var. Yani tamamen kendi uğraşlarımla, Allah'ın bana nasip ettiği müzik bilgisiyle elimden gelen bu şeyler yapmaya çalıştığım eserler. Ve yani buradaki basitlik işi zaten oha yapıyor. Ama o sana basit yani. Geliyor. Bak, yani sana basit geliyordan kastım. Parçaların hakikaten ben dinlediğim zaman bir yerde başlıyor. Aa başka bir yere gitmiş. Hop başka bir yere gitmiş. Herhalde galiba yani
sözün üzerinde bir yolculuğun var. Söz ne hikaye var. Sana geliyorsa sen ona göre bir melodi yaratıyorsun. O zaman bestecilik ya. Bunların evet, bestesini tamam, nasıl beste yapıyorsun? Güfte, evet. Ya şey yapıyor musun? Evet. Notaya döküyor musun bunları sonra tasdiklerken? Yok notaya dökmüyorum da abi. Şöyle bir şey var. Yani notalarda belli mesajlar var bence. Yani bu iş matematik yani. Ve matematik dünya matematik yani. Şu an içinde bulunduğumuz her şey matematik. Müzik de bir matematik değeri. Aslında burada bir sistemden, bir ölçüden bahsediyor müzik bence. Ve bu ölçü içinde duygular var yani. Her yerde farklı duygular var. Bu duyguların bana aktardığı kelimeler var. Güzel. Yani şöyle bir şeydir. Yağmur yağdığında hani bir gün üzgün eve çocukken üzgün bir şekilde yağmurlu eve gidersin yağmur yağdığında. Ondan sonra her yağmur yağdığında bir buruk olur için yani. Bu böyledir. Yani süper. Yani böyle bir hafıza var ya abi. Çok iyi yakaladım. Yani böyle. Tabii. Böyle bir hafıza. Müzikte de öyle bir hafıza var. Senin yani koyacağın şeyler aslında direkt yerine geliyor ve ben yazılmaz yazdırılır buna inanıyorum yani. Yani o bir ilham çok kısa süreli bir şeydir. Asla benim 2 saat 3 saat uğraştığım bir şarkım yok. Her zaman 5 ve 10 dakika şarkılarım 5-10 dakika arası olur. Böyle geliyor biter. Ve yazıyorsun. Evet. Zaten bu basit olmasının istediğim sebebi de bu. Yani olay bağlama ve söz arasındaki ilişki gibi olmalı her zaman. Ya da bağlamayı çıkarttığında yine aynı lezzete vermeli bir ses yani. Ya da sadece bağlamayla aynı eserde müziğini dinlediğin zaman sözlerini duyabilmelisin. Bu bir tamamlanıyor aslında, bu ölçü yani aslında. Bir tık fazla olsa biri bu sırıtır yani. O dengeyi de ben isteyerek yapmıyorum yani, onu da söyleyeyim. Nasıl oluyor ben de tam bilmiyorum abi. Bazen uğraşıyorum, yapamıyorum şarkı yani. Hiç uğraşıp da şarkı yapamadım. Hiç böyle ama bir psikolojik buhranda akıyor. Ve yani iyi şeyler çok şey olmaz. İyi sözler hiçbir zaman kalıcı olmaz hayatta. Nasıl yani? Yani ben iyi duygulara müzik yapmak isterim ama. Ha gibi. Yaparım da. Ama acılı şeyler. Ama o şarkılar tabii. Hani insanlar aslında o bahsettiğim kederin içindeki o mutluluk işte muhabbeti. Sen aslında çok buruk bir şeyi hatırlayabiliyorsun. Doğru. Buruk bir şeyi bahsediyorsun. Çok ona söyleyemediğin bir şeyi ne bileyim kendi içinde kabullenemediğin, daha sonradan algıladığın bir şeyi aktarıyorsun, ifade ediyorsun. Ve yani bu oradaki o tebessüm işte o mutluluğu anlatan sözden daha önemli ve daha kalıcı şey oluyor. Kalıcı, daha böyle besleyici bir şey. Çünkü mutsuzluğunu hatırlarsan seni yıpratan şeyi bunu birle paylaşmak da daha iyi olur. Başka birinin de anlaması. Ama ben şunu anlayamam yani. Aa çok mutlu olmuş. Neden mutlu oldum? Aa çok mutlu oldum. Yani tamam ya. Eyvallah, tamam çok iyi mutlusun kankam, eyvallah teşekkür ederim seni ama ya ben mutsuz olsaydım daha iyi anlardım seni yani. Müzikte de öyle bir şey var. Yani öyle bir şey yapmam mı diyorsun? Ya çıkarsa başına böyle yaparız bir şey. Yaparız abi. Bir parça böyle o. Yaparız abi. Yapacağız da roman müziği yapacağız. Yani halay yapacağız. Mi? Ondan sonra yapacağız 3-4'lük. Azir müziği de yapacağız. Ama işte dediğim gibi bunu işte bazı hedefleri, görevler var bence. Benim kafamdaki görevlerim var. Onları tamamladıktan sonra buraya geçmeliyiz. Ama ilk önce ben kendi akranlarımı işte benim gibi en azından bana yakın düşünüp de tam adını koyamamış yani bu işe, yani hani doğu batı sentezi diye basitleştirdikleri işin aslında bizim temelimiz olduğunu, yani bu işin aslında dünya temelinde olduğu, aslında bu ayrılmış bir değer değil zaten müzik. Var olan müzik tam bir bütün aslında. Doğu batı sentezi diye biz bir şey uyduruyoruz yani. Aynen öyle. Yani şu doğu batı sentezi işte piyano doğu batı sentezinin en basit hali yani. İcaz yapabiliyorsun abi. Yapıyorsun. Yani nikriz yapabiliyorsun abi. Kürdi yapabiliyorsun. Demek ki doğu batı sentezi var. Yani komaları da yapıyorsun ya. Yapıyorsun oradan abi. Buradan kaydırarak. Bir şey oluyor yani. Pitch bentlerle. Demek ki doğu batı sentezi var. Önemli olan senin bu dünya barışını kabullenmen müzisyen için. Bence böyle. Rap'i barış için mi yapıyorsun? Kesinlikle barış için yapıyorum. Yani asla birbirleri insanlar savaşsın değil. Bir savaşım var. Kılıçla kalkanla değil. Kanla işte kemikle değil yani. Tamamen kalplerle. Kötü kalpler ve iyi kalpleri. Yani benim de içimdeki kötülükle de bir savaşım var. Benim de içimdeki kötülükle. Zaten derdim herkesin kötüyle savaşması. Kimse iyiyle savaşmasın zaten. İyiyle yarış, iyilikte yarışsın birbiriyle. Ama işte dediğim gibi şuna önem vermek lazım. Siyah neden siyah ya? Neden karamsar bu adam acaba? Bu adamı karamsar yapan şeyler nelerdir yani? Biz bu adamı karalıyoruz ama bu adam kim hoca? Bu adam acaba para kazanmak için mi müzik yapmış yani? Gelmiş ama hayatında belli bir yere yani, kim acaba bu adam? İşte o adamı bir yerde izleyip aldıkların çok önemli. Onu söyledikleri, onu bir yere geçebilmek. Ya da işte ben dediğim gibi abi biz kaderimiz oldu, biz müzik yaptık. Ben ne müzik okulunda okudum, ne müzik
Ama şu an ortamda oldum. Şimdi okuyorum ama mesela çok ters geliyor bana. Çünkü hayda. Çünkü abi belli bir yani çok ufakken eğitilmen lazım. Değil mi hoca sen? Evet. Daha iyi bilirsin yani. İlginç. Yani şimdi ben mesela şu an bazı şeyler bende oturamaz abi. Neden? Rast çalışıyoruz derste. Evet. Ben arabik rast zaten evde sabahtan akşama kadar rast söylüyorum. Hoca bana bir şey dese de ben onu zaten çok iyi. Hani zorum yani o konularda. Anladım. Eğitilebilme konusunda. Anladım, anladım. Çünkü kendi kendime öğrendiğim bir şeyi yani bir ustaya öğretemezsin nacizane yani. Ben de bazı şeyler kendimi geliştirdim bazı... Teori anlatılıyor. Değiştiremeyecek orada. Şeylerim var tabii. Müzikte. Anlıyorum. Yani değiştiremeyeceğim şeyler var. O yüzden okul mesela, bazen bana zıt gidiyor. Anlıyorum. Mesela ben sana böyle makamlarla ilgilenizden rast falan bunları öğrendin okulda o zaman. Okulda öğrenmedim abi. Kendin öğrendin. 12-13 yaşında ben rastı biliyordum yani. Bu kadar. Kur'an-ı Kerim'den. Ha, Kur'an-ı Kerim'den mi yiyorsun? Yani, evet. Kulaktan da oldu işte. O Rast dizisini kulağına yerleştirdim. Ondan sonra abi müziklerde de, müziklerde de belli. Ama işte dediğim gibi Arap coğrafyasında bir ölçü işte Kur'an-ı Kerim'de elif miktarı tabii. Vesaire bunlar uzatmalar. İşte zaten uzun hava ezan benzetmesi. Benim şarkılarım altına hep yazıyorlar ezan okuyor musun falan diye. Ne güzel ama bir şey aslında. O bak, klasik. Burada klasik ama şurada tabii. Aslında şöyle bir şey algılanmış. Sadece bir yani %100 bir algı yok. %60-%70 bir algı var. Şunu anlamış en azından. Ezanla ilişkisi var evet müziğin. Evet evet. Bu ya bizim yaptığımız müziğin ezanla ilişkisi var. Ezanın taklidi değil ama. Değil. Ezandan esinlenip de yapılmış da bir müzik de değil. Yani bu kişi ezan okur. Da çıkarıyor. Yani okur. Çıkarır bu kişi, evet. Bu kişi yapar. Ezana saygı duyuyor. Ya, ezandan besleniyor ya diyebilir. Ya. Ama ezandan taklit edilmiş bir iş değil. Sadece değil. Ruhani olarak. Çünkü nedir biliyor musun? Kur'an'ın dili hüzündür. Yani mutluluk çok önemlidir ama dediğim gibi abi ben senin hüzününü anladığım zaman seni çok iyi tanırım yani. Anlatabiliyor muyum? Sen bunu bir iletişim biçimi olarak görüyorsun. Ben kesinlikle bunu bir iletişim biçimi olarak görüyorum. Karşı tarafın hüznünü yakaladığın zaman ona yakın olursun. Ve sokakta gibi. Beni gören bir adam kolunu çekip abi ben babamı kaybettim ve seni dinliyorum. Bu adam benden 10 yaş büyük bana bunları söyleyebiliyorsa bu işin içinde tamamen kalp bağıyla alakalı. Beni yakalım görmeden mısın? Nasıl sevebiliyor bu adam? Ben yani. Manken değilim abi, oyuncu değilim. Yani anlatabiliyor muyum? Benim 6 tane fotoğrafım var Instagram'da. 7.sı fotoğrafım belki albüm kapağım yani. Yani bu sevgi çok farklı. Çok iyi, ben çok bu iyi sevginin yani. Peşine gittim. Bunu yani ben bunu merak ettim. Var mı böyle bir güzellik? Böyle bir güzellik var. Bu güzellik işte insanlar biz de güzel yapar. Ne güzel yapmış zaten. Yani i̇nşallah aynen. Yapar abi. Yapmış. Fanlarının sorularına geçeceğim. Estağfurullah. Hazır mısın? Ver abi. Çok fenalar. Bu kadar güzel sesi varken bazı şarkılarında autotune'u fazla kaçırdığını düşünüyorum. Neden autotune kullanmaya ihtiyacı oluyor? Yani autotune... Autotune olmazsa adam fena arabesk yapıyor ya. Evet arabesk yapıyoruz. Hiç de okuyamıyoruz evet. Doğru harbiden hep arabesk autotune olmaz. Bu sefer arabesk olur yani. Yani şimdi şöyle bir şey oluştu. Ben şimdi autotune'u da bir makamsal değerlerde kullanıyorum artık. Yani ben Nihavent bir şarkı yaptığımda da autotune kullanıyorum artık. Yani biz Rasta'da, Kürde'de de artık biz autotune kullanıyoruz. Ben kullanıyorum yani. Hiçbiri bana autotune kullan demiyor. Evet. Ama şöyle bir durum var. Az önce bahsettiğim mesaj sadece Türkçe bilen sadece söz odaklı bir müzik değil yani. Bunun bir evrenselliği de varsa eğer. Autotune da bu evrenselliğin içinde bir renk bence. Şu anda dünya müziğini tamamlayan bir renk olduğu için. Abi autotune'u. Tamam ben kullanıyorum mesela, yani. Mesela şeye gitmiştim. Bundan 17 sene, 18 sene önce Arabistan'a gitmiştim. Eyvah. Oradan aldım. Amal Maher CD'si, oradaki şarkıcılar. Onlar bile kullanıyorlardı 17 sene önce. Orada evet, okuyor mu zaten Arabistan? Ve yani nameli müzik de kullanıyor. Şimdi anlatmaya çalıştım ama evet, Amal evet. Maher yaparken o şeyi kullanıyordu ve evet. Seviyorlardı. Onun bir ruhu var yani. Kötü kesinlikle de değildi. Var. Kötü de değildi yani. En azından alışılmışın dışında daha farklı bir his veriyor. Zaten 1000 senedir dinlenen bir şey. Ya hiç kullanılmayan bir şey değil bu çocuklar ya. Tabii yani, ki. Hani namede de kullanılıyordu. Yani herkes kullanıyor. Aslında şöyle dinleyen insanlar diyor ki çok doğalsın, doğalını bozuyor. Osta onun korkularını anlayabiliyor. Lan çocuk bozulacak diyorlar. Çocuk bozacak kendini. Bak gidecek diyorlar. Yapacak da cakkıdı cukkudu yapacak. Yapmayacağım öyle bir şey. Yani emin ol ilahi yapsam da autotune kullanabilirim yani. Vallahi onu yaparsan olay olur ama. Yani yayınlamıyoruz abi biz yaptıklarımızı. Neden biliyor musun? Güzel. Hani bunu ilahi yapıyorlar gibi düşünmesinler. Demeye çalıştığım bir mesaj ilahi anlıyorum, olduğu için anlıyorum. İlahi denebilir tabii de. Yani aslında şu mesaj yani kavga insanları kazanmak, kalpleri kazanmaksa eğer autotune'da kalplere dokunabilen bir şey müzikal olarak. Kulaktan geçiyor mu? Kalbe giden yol geçiyor. O zaman müzikte bir yer var mı? Bu da autotune yani. Bunların doğru sesi çıkar mı?
yapamazsın müziği. Ototune da buna bir renk katıyor ve bir kolaylık sağlıyor mu? Sağlıyor. Zorluk daha fazla sağlıyor ama onu söyleyeyim. Yani ototune kullanmak, ototune kullanmasam daha kolay müzik yaparım. Ototune bizim işimizi zorlaştırıyor. Neden? Yani çünkü şöyle bir durum var. Bazen ototune'un matematiği Türk müziğinde de Orta Doğu müziğinde yetmeyebiliyor. Koma sesleri doğru mu hocam? Atıyor ve... Ya mesela orada gösterdiği uşak koması dediğimiz komada hep aynı komayı veriyor mesela. Ama normal seste ototune'da hep aynı komayı şey verdiği ya. İçin 2-3 şarkıda uşak kullansam böyle aynı şarkıymış gibi geliyor. Tadı geliyor. Evet, onları farklı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bizim kaç tane var burada? Kürdi 3-4 tane enstrümanımız var. Kimse demiyor ki birbirine benziyor. Hepsinde ototune var. İşte zor olan aslında bu. Ama oradaki kimse fark etmiyor ototune olduğunu. Aslında sizin orada bir matematiğiniz var. Siz orada olayı çözmüşsünüz. Herkes kullanıyor. Cello'da denedin mi ototune? Denedim de alalım işte. Vermiyor işte. Hiç gelmez ki ya o kaybettin. Vokal olacak bir şey o yani. Vokalde gidiyor. Herkes kullanıyor. Yani azı çoğu yani çok da abarttığımızı düşünmüyorum. Hiç abartmıyoruz. Kim çünkü yani bu... Name'de kullanan yok ya. Name yapıyorsunuz çünkü. Sen evet, farklı, yok. Farklı söylüyorsun. Bu name abi şöyle bir durum var. Şimdi name, ototune yani şöyle yani nasıl anlatayım sana. Bizim memlekette her şey popüler olabilir. Doğru. Yani bir şeyin taklidini herkes yapabilir demez. Herkes diyor, aa sen de yapıyorsun lan yapsana derler. Biz demez ki ya eyvallah ya. Güzel şarkıymış ben de dinleyeyim demez. Yapıyorsun sen de yap hadi. Yapsın da bakalım yapabiliyor mu diye bakar insanlar. Bu sefer ne oluyor? Herkes varyasyonlarını yapıyor. Doğru. Yani ama işte ben nereden esinlendim bu işte? Çok eski ototune, çok eski bu olay. Ama işte ototune'u ben kullanmıyordum. Çok koyuydum abi, çok katıydım. Ben Uşak'ta kaldığım dönem bir tane ufak bir masa mikrofonu vardı işte. Ondan sonra bir de laptopumla hiç ototune kullanmadım. Çok elektronik böyle bir ses elde ettim. Hiç ototune yok. Şu an açıp dinliyorum. Ototune var gibi duyuluyor. Öyle bir tonu ayarlamışım kendime. Çok yani çok bir yoğunlaşma var. Çok bir yoğunlaşma var falan. Şu an o yoğunlaşmayı kaldırdım aradan. Çünkü müzikte birazcık yani çok da sivri olunmamalı. Duyguları biraz da şey yapmalısın. Çok koyu duygularını ifade ederken sakin olmalısın. Ototune aslında böyle. Yani ben ototune yani beni çok hani sakinleştiriyor çok diyorsun. Çok rahatlatıyor yani. Rahatlatıyor. Çünkü ben şunu hissedebiliyorum. Bir şarkı ben yani bizim Deli Diyorlar diye bir şarkımız var. Bu şarkıda mesela biz yabancı bir arkadaşımız dinliyor. Şarkıdan bizim aldıklarımızı alıyor. Evet. Harmonizasyon verdiği mesaj dünya yani sadece biz Türkiye'de yapmıyoruz müziği. Dediğim gibi benim hedef kitlem yok. Ben bütün insanlar dinlesin istiyorum yani bizim güzel. Yaptığımız. Karşılıklı dinleyelim birbirimizi. Güzel. Söylesin eşlik etsin yani. Güzel. Gurur olur benim için. Şimdi bizi abi Fas'ta, Almanya'da, Amerika'da yabancı insanlar izliyorsa yani dinliyorsa ve çok iyisin diyorsa Türkçe bilmediği halde. Nereden dinleniyorsun? Hiç böyle bir istatistiğin yok. Vallahi her yerden dinleniyoruz abi. Birçok ülke var ya yani Avrupa zaten var. Yani gurbetçilik arkadaşlar sağ olsun o abiler ablalar onlar zaten dinliyor. Bir de onların dinlettiği yabancılar var yani. Evet. Belki ileride bambaşka projeler yaparsın. Yaşın İnşallah çok bakalım nasip ne. Pandemi sonrası belki böyle bir açılım farklı konserlerle beraber yeni tanışmalar. Olabilir. Haydi bakalım. Güzel. Kızmayın artık şu ototune mevzuna yeter. Harbiden kızmayın. Yapacak bir şey. Aynen çok başarılı bir hemşire. Öncelikle bunu söylemekte fayda var ve çok iyi bir sanatçı. Sorun şu, diyaframı nasıl bu kadar iyi tutabiliyor? Aynı zamanda beatleri kendi yazıyor diye düşünüyorum. Sözle beraber nasıl olur da bu kadar kusursuz yazabilir bir insan? Sözü de beat'i de sevgiler. Kariyerinde başarılar dilerim. Yaşanmışlıklarla dayalı olduğu da bir gerçek diyor. Allah razı olsun. Bak abi. Diyaframını nasıl bu kadar iyi kullanıyorsun? Bak benim sorumu onlar soruyorlar artık. Yandık. Diyaframı nasıl bu kadar kullanabiliyorsun? Yani diyafram burada bir mevzu yani abi. Şimdi oraya ciğeri çekiyorsun ama oraya gidiyor. Bak, bence ne biliyor musunuz? Uzun havalardan geliyor. Bir de Kur'an-ı Kerim okuması. Tabi o diyafram var. Bir kere orada mecbur kelimeleri uzatabilmek, o aralıkları bulabilmen için. Tek nefeste okuma gayreti oldu. Tek nefeste yani. Okuma gayreti oldu. Ondan geliyor olabilir. Bir de yüzdüm ben çok. Yarı profesyonel yüzüyordum ufakken. %100 etkisi olmuş. Var abi. Şu an bir şey yapıyor musun? Spor mu spor falan? Vallahi abi 130 kiloyum. Hiçbir şey yapmıyorum ya. Yapacağım ama. Ya düşünüyorum. Aşağı ineceğim spor salonuna yakında. Bir 10 güne falan inerim herhalde. Geliyor bak geliyor. Güzel. Nasıl bu kadar iyi beat yazıyorsun? Gerçekten beatler çok iyi yalnız. Abi ben o dinlediğim parçada vuruldum. Güzel ve özel bir beat. Tam müziğine uygun beat. Yani boom bap yani abi.
Boom bap yani bizim işimizin tam temeli. Boom bap nedir? Yani boom bap, hip hop, 90'lar old school rap yani. Hani bir anda olu veren. Yani drum set var, hoca kick var mı var, snare var mı var, bir tane daha kick var mı tamam var. Tamam getirin onu tak tak. Oldu mu? Oldu şu anda. Olmuyor mu? Şunu çekeyim bir daha baştan. Tamam oldu mu? Şu an ne lazımdı? Bana bir piyano. Zevkli be. Pat, piyano anlatırken yazdım. Bile keyifli abi. Piyanolarımı yazdım. Evet nedir hoca? Tamam. Aa yavaş yavaş geliyor. O zaman işte bağlamaya başlıyorsun yani sesinle. Sonra işte bir eksik duyuyorsun. Bir dem istiyor. Bir hay huy lazım yani diyorsun. O bas onu tamamlıyor. Bence böyle. 3 adım benim müziğim 4 adımlık bir işte. Drum set, piyano, bas, sözler işte. Ve bitiş. Bitiş yani. Sonra Osman Çelilo bir şey yaparsa yapıyor da çok da fusion hale getiriyorlar. Yani zaten benim müzikten duymaya çalıştığım şey o yani. Oğlum bu iş neden bu kadar güzel? Çünkü çok basit yani. Abi, yani mantının üzerine yoğurt döküyorsun, salça döküyorsun. Çok güzel yani anladın mı? Yetiyor yani. Dök hadi ranch sos falan hadi. Ye bakayım mantıyı. Yemezsin hoca yani. Koy en güzel şeyi olmaz yani. Gençler bak bu söylediği şeyi ayağının ne olursunuz odanıza böyle asın. Bak bir şey diyeyim mi? Dünyada çok başarılı olmuş şarkılara bak. Rihanna'nın bir parçasını deli gibi dinlersin. Ya dersin ki bu ne kullanmışlar burada? Hani biz böyle hiç yüzlerce şey bir bakarsın. Bir tane ritim vardır, aynen. Bir bas vardır. Kadınsın. Evet. Dersin ki bu sound nasıl çıkmış? 3 tane şey var ya. 3 tane şey. Ama dediğin doğru bak. Makarna üzerinde sosuyla güzeldir zaten. Aynen. Abartmanın lüzumu yok. Kesinlikle. Kombin işte öyle. Kombin. O ikili üçlü. Bu güzel bir formül bak. Güzel yazdın. Ben de belki ondan beğendim. Yine dinlemekten geçiyor ama. Hı. Yani sadece rap dinleyen bir insan rap de yapamaz yani. Sadece tabii abi. Yani bir müzisyen sadece bir kültürü dinleyip müzik yapamazsın ki yani. Hani ben hiçbir saz çalmıyorum ama mesela dün gidiyoruz bir arkadaşımızla perküsyon çalıyor. Çocuk canavar dede işte. Hı-hı. Alıyorum diyor ki sana diyor hediye edeceğim bongo diyor. Sen çalıyorsun diyor. Piyano çalıyorum arkadaşım diyor ki sen piyano çalıyorsun. Gitar çalıyorum diyor ki sen gitar. Ama bunların hiçbiri bende yok. Ama neden? Müziğin bunlar renkleri. A, B, C, D, E, F, C yani bunlar. Yani bunları tamamlamadın mı bir harf bir kelime yapamazsın. Aşk diyemezsin yani. Sevgi de diyemezsin. Düşman da diyemezsin. Hiçbir şey dedi. O yüzden abi bir matematik istiyor yani. Güzel. Aslında çok edebiyatla çok benzer aslında. Sadece neyin terim anlamları değişik birazcık. Şu an hangi programı kullanıyorsun? Ben yıllardır FL Studio kullanıyorum. FL Studio ile yapıyorsun her şeyini. Ben hep FL Studio kullandım hayatım boyunca. Özel kullandığın sevdiğin pluginler var mı? Yok abi. Ritim setleri yani ben falan. Hiç yok desem vallahi ayıp olmaz inşallah. Hani hiç yani hiçbir şey kullanmadım hayatımda. Hiç başka VST kullanmadım. FL Studio'nun kendi sesleriyle ben iki tane albüm yaptım abi. Çünkü yani bana işte o hip hop geliyor. Bizde Vestax yok. Technics yok. Akai falan yok bende. Benim ilk ekipmanlarım daha bir ay önce birer tane referans monitörü. İşte bir ses kartı, bir mikrofon, bir kulaklık. Benim şu anda 2 ay öncedir yani 3 ay diyeyim hadi en flash patlasın. 3 ay öncesine kadar benim bilgisayarım dışında başka bir şeyim yoktu. Evet. Yani ben şu müzik kariyerimi tamamen bir bilgisayarla yaptım. Hı-hı. Müziğin temeli işte bu yani. O bir tane alet var ısınıyor. Doğru. Yani o alet var ısınıyor senin onda bir şey yapman lazım. Bir duygu vermen lazım. O stresi almayacaksın aynı zamanda. Ben de Presonus kullanıyorum abi. Ondan sonra o almaman lazım o müziği ve orada mesela ben o basitlikte orada bir FL Studio beni şey çekti, bir ilkellik var aslında yani. Ne kadar doğru bilmiyorum bunu söylemek ama yani ilkel demek. Abi ilkellik içerisinde bir basitlik var. Diyorsun ki adam ateşi yakmış yani bir yerde. Ben de ateş yakarım yani. Öyle bir şey verdi FL Studio bana. Arayüzü, işte bir de bir şeyler yok. Orada her şeyin şeyisi var elektroniği. Ne bileyim diğer... Sana yetiyor yani. Yetiyor. Studio One olsun işte Logic falan bunlar da çok güzel programlar ama alıştık ona yani biz. Bitti FL Studio'cu. Peki hocam daha önce Ali'yi dinlerken okuyuş tarzını ve namelerini çok fazla gazele benzetiyordum. Son albümde bir parçasının altyapısında direkt olarak gazel eklemiş. Evet doğru. Bu tarzı bilerek mi yapmaya başladı? Yani geçmişte kulağında bir işini konuştuk. Ayhan nickname'ini nereden bulmuş? Kendi mi bulmuş, esinlenmiş? Bunu söylemişsindir her yerde demişim belki. Yani ahi kardeş demek Farsça, Arapça, Türkçe. Güzel. Ayhan Rum, Bacıhan Rum, Gaziyan Rum, Abdalan Rum Anadolu'da olan Anadolu teşkilatları toplumsal. Ahiyan Rum da Anadolu ahileri anlamına geliyor. Ahiyan da ahiyan ahiler anlamına geliyor galiba. Ama ben ahinin kardeşi, bizden kimse düşman olmaz diye ben de kendime kardeş dedim yani. Ah kardeş demek, ah ya. Çok güzel, çok güzel. Videolarında ve hiçbir şeyinde böyle gözükmüyorsun.
çok durgunsun ya orada. Aynen. Bizim arkadaşlar dedi ki abi nasıl konuşturacaksın o adamı dedi. Ben konuştum. Hep konuşurum. Hep konuşurum abi, ben hiç susmam ki abi. Bir, işte imaj, imaj yarattığın şey. E çünkü abi şimdi şöyle abi çok şımarık bir şey oluştu yani. Biz istiyoruz ki sanatçıya desinler ki ulan Allah razı olsun ya. Abi anlatıyorlar bize, yok Taksim'den işte Ayhan Işık giriyormuş, bilet deviyormuş ki abi. Çekiliyormuş yani Taksim'i İstiklal'e sadece Ayhan Işık'ın arabasına sokulanmış. Böyle abi güzel bir... Böyle bir saygı olabilir mi ya? Biz sanatçıyız diyoruz, diyorlar ki ver bakayım şeyini. Çocuğuma dinleteyim bakayım seni. Ne diyor, arıyor. Oğlum Ayhan diye biri var, tanıyor musun? Aa tanıyorum ha. Aa tanıyormuş bizim olan. Sen de ürünü ölçersin. Yani biz sanıyorlar ki abi anlıyorum. Biz para yatırıyoruz. Şu an insanlar sanıyor ki müziği yapmak için para yatırıyorsun. Öyle yalan da değil. Para gerçek de bu, gerçek yani. Tabii ki. Biz böyle yapmıyoruz ama. Bunu artık bir insan müzik yapmak için, yani abi kariyerinin belli noktasına oyuncu diye gelip, yönetmen diye gelip rap yapan insanlar var şu anda. Müzik yapan insanlar var. Bunlar sanatçının değerini ortadan kaldırdılar. Aynen. Ya da ne bileyim, magazin sanatçının özel hayatını, mahremini, her şeyini paylaştı. Sanatçı artık yani çirkin bir insan, sapık yani, her sanatçı manyak olabilir. Ama yani bizi sektör, her bütün sanatçıları da sektör manyak yapıyor. Benim algım, işte yapmak istediğim şudur, benim annem babam devlet memuru emeklisi. Bütün sülalem devlet memuru emeklisi. Bizim annemizde müzisyen de yok, sanatçı da yok. Ben de yanlış anlama, müzisyen olmasaydım bir yerde şu an çalışıyordum. Yani hiç kimsenin hiç kimsenin farkı yok. Sanatçının bunu buna vermesi lazım. Yani sanatçının benim senden hiç farkım yok kardeşim, gel. Bizi parkta görüyorlar abi. Yemin ederim Ezel'i görseler, başka birini görseler, başka bir rapçiyi görseler, Sagopa'yı bile görseler yanıma gitmezler abi. Bizi görüp diyorlar ki abi, ya abi annemi arayayım da bir konuş ya. Aynen. Abi böyle bir şey var yani. Çocuk diyor ki benden büyük adam, 10 yaş benden büyük diyor. Kardeşim seni 7 senedir dinliyorum. Benim kızım oldu bugün, seninle paylaşmak istedim. Ben 22 yaşındayım abi. Ne kızı, ne çocuğu, ne karısı. Ben hatta bana yakınla alakalı, bana yok bile, çok daha var zaman. Ama ne, ben o hayatın içine girdim artık, aile kavramına. Bu çok önemli şeyler abi bizim yani. Ya senin bakış açın ve yerleştirmeye çalıştığın şey biraz önce anlattın işte. Evet abi. Ayhan Işık geldiğinde herkes saygı duyarmış, şunu yaparmış. Sanatçılara verilmesi gereken saygı bu abi. Ben de böyle anılmak istiyorum diyorsun. Ya ben herkes sanatçı böyle olmalı yani. Böyle olmalı tabii canım yani. Yani kalkıp yani... konuştuğu zaman şimdi birilerinin gücüne gitmeli kesinlikle. Hı-hı. Bazı şeyler. Birilerinin de güç vermeli yani. Hı-hı. Hani diyorlar ya dosta güven, düşmana korku. Hı-hı. Diye. Sanatçı bu olmalı yani bence. Sanatçı seni utanmamalısın. Kanalı değiştiriyoruz. Biz yıllarca öyle yaptık yani. Öyle olmasın işte. Halkın içinden olsun herkes. Güzel, güzel. Peki, müziğini ve stili beğendiğim Ayhan'a sorum şu. Neden daha sade, güzel bir Türkçe ile anlam bütünlüğünü daha kolay kurabileceğimiz şekilde söz yazmıyor? Bir tek ben mi anlatmak istediğini anlamıyorum diyor. O anlamı olabilir. Yok yok, şöyle bir durum var. Şöyle bir Ay, durum böyle var. Bir şey var mı? Yoksa sadece şahsının mı? Ne diyor müziğine? Diyor ki yani... daha şey bir Türkçe istiyor, günümüz Türkçesi istiyor. Evet belki de aslında yani. Günümüz Türkçesiyiz kolay aslında. Kolay kurabileceğimiz bir şey, kolay diyor yani, kolay kurulabilecek şekilde söz yazmıyor. Ama kolay duygular değil ki abi mesela. Sen onları... Yani bak mesela yani bu sözlerin hepsi açık sözlerde belli duruyor. Şimdi dediğim gibi benim mahallede bir arkadaşım öldü falan. Bunu da yazayım oraya hadi ben. Ya da beni burada dövdüler. Ya da ne bileyim burada gittim param yoktu, yolda kaldım. Ya hayatın içinden şeyler, örnekler veriyorum. Kendim yaşadığım da değil. Hepsini yaşadık da gerçi. Yani şöyle bir muhabbet var. Abi kelimelerin bir matematiği var. Doğru. Şöyle bir olay var. Çağrıştırma diye bir şey var. Yani kelime hafızası. Emre Yücelen dediğim zaman benim aklıma ses kartı bir kamera gelebiliyor. Ondan sonra dağ dediğin zaman da bir mücadele, oraya gitme, terleme, aç kalma, sus kalma geliyor. Yani ne bileyim İngilizce bir kelimeyle Türkçeyi yan yana koyduğunda çok aynı şeyleri yan yana söyleyince bir çağrışım oluyor. Bu işte kelimelerin fonetik dediğimiz bir de anlamla alakalı çok bu şeyleri. Herkesin yani şöyle bir durum var. Bana bir abim geldi dedi ki çok böyle bayağı başarılı prodüktör benim dedi ki. Çok dedi freestyle'e yakın dedi yaptığın işler. Yani dedi freestyle rap, freestyle rap gibi geliyor bazen dedi. Çok dedi doğal geliyor. Evet. Hani çünkü o anda geliyor söz. Yani söz geliyor. Abi çok mu rahat yazdım diyorum hocam. Yani çok mu? Değil yok hayır bu yani olduğu gibi. Müziği ama de öyle ama. Şunu anlamalı sen yani. Şunu anlamalı. Bu adam bir şeyler sayıyor. Yani benim işim cümle de kurmak tabii ki ama ben daha çok olanları kalabalığın oluşturduğu bütünlüğün içerisindeyim. Edebi olarak yani. Hı-hı. Yani ne bileyim. Time close, of a söz, dürüst, real, hava soğuk, katısız, siyah beyaz bir hatıra, gri, tabut, dede ses, bazen system overload.
falan böyle şeyler söylüyoruz. Hayat şiir, hayat asfalt. Hani bak yani bayağı karışık şeyler var içerisinde. Ama işte uyumadan önce dinlemesini tavsiye ederim kardeşime. Uyumadan önce. Uyumadan önce dinle. Peki neden yeni albümde neden daha az rap yaptığını merak ediyorum. Sorabilir misin diyor. Rap dinleyicisi olarak Ayhan'la tanıştım. Ayhan ile çok tadında rap alternatif tarza sahip olduğunu düşünüyorum. Rap'ten uzaklaşmamalı kayıp olur diyor. Rap'ten uzaklaşıyor musun abi sen? Yok canım rap'ten hiç uzaklaşmıyorum. Uzaklaşamıyorum. Yok. Rap'ten uzaklaşamıyorsun. Bayağı rap var abi saklayanlardan. İki verse rap şarkı, istemem şarkısı çok bayağı protest bir rap şarkısı. Yani aslında hepsi rap bence. Aynen. Yani senin hepsi rap bence. Yani bu zaten şu sohbeti izlediyseniz rap'in ahiyanca anlamını da anlamış olursunuz. Hı. Yani başka bir hikayeden bahsediyor zaten. Kendince oluşturdu bir şey. Ben böyle düşündüm yani. Estağfurullah yani abi. Yani farklı bir bakış açım var zaten bu işe. Yani belki de sizin aynı potaya koymamanız lazım. Yani dinleyenin aynı şekilde düşünmemesi lazım. Yani o belki başkasına benzetmek istiyor. Ben rap'le uğraşan ben bir halk müziği sanatçısı olmaya çalışıyorum. Ben halk müziğiyle uğraştım. Ben halk müziği yaptığıma inanıyorum yani. Bu yüzden rap'ten uzaklaştığımızı sanıyor insanlar. Ama 40 yaşında bir adam ben bir rapçi dinledim rap şarkı aa hiç rap gibi değil diyorsa işte bu rap'tir yani. Halk müziği işte bahsettiğim o yani aslında bu müziğin içerisinde. Yani bir insan çok hızlı rap'e yetişemeyebilir. Şey bulabilir bunu. Ulan bu ne diyor bu lavuk ya? Ne anlatıyor bu bize? Çıksın o zaman kitap yazsın. O zaman filmde oynasın. O zaman ne bileyim çıksın televizyon programı yapsın diye düşünen insanlar da var. Ama yani abi müzik dediğin böyle ruha dokunmalı, biraz sakin olmalı diyen de var. Biz bu hırçınlık içerisindeyiz. Biz kesinlikle bu hırçın tarafımız var. Çok böyle tehlikeli kesinlikle. Hırçın bir tarafımız var. Bizi bu müzeye götüren de bu. Bu hırçınlık insana artık yani bir dinginlik istiyor yani. Bu yorucu bir hırçınlık yani. Bu da bunu anlatıyor. Arkada manyak bir sound var yani. Jazz diye yürüyor. Biz orada aa diyoruz yani. Aslında bu iletişim rap aslında yani. Rap bu yani. Biraz daha iyi dinleyin çocuklar. Dinleyin. Siz anlamaya çalışın. Bence çok daha iyi olacak. Gerçi onun için soruyorlar çocuklar. Tabii ki. Farklı makamlarda okumasına hayranım diyor. Şarkı sözlerinde çok derin net anlamları olduğuna inanıyorum. Ayhan'a sorum kalemini ve sesini nasıl geliştirdi? Biz genç müzisyenin tavsiyeleri nelerdir? Buyurun. Hoppa. Yani çok az insanlarla konuşmalarını tavsiye ederim. İnsanlarla az konuşsunlar. Yani ben olduğum diyene kadar, ben kendimi tatmin edebiliyorum diyene kadar az konuşsunlar. Çok dinlesinler. Ondan sonra yani bayağı yalnız kalmak, yıpranmak lazım. Bence müzisyenliğin temeli bu yani. Her işin temeli bu. Müzisyenlikte yıpranmak lazım. Müzisyende şans biraz daha fazladır. Marangoz adam çok tak 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 vuramaz. Piyanonun da sen sesini gece 12'den sonra belki açamazsın ama en azından şu anda çok kısık sesle bir müziği dinleyip takip edebilirsin. Müzik yani 24 saatini müziğe ayırabilirsin. Dinleyin. Müzik böyle şanslı bir ortam aslında yani. Kesinlikle. Tavsiye olarak dinleyin çocuklar. Bak çok güzel şeyler söylüyor. Son albüm hariç genelde duygusal slow arabesk şarkılarla onu tanıdık. Bu şarkıların arkasında yaşanmışlık var. Yani. Varsa anlatabilir mi? Hayda. Aşk, aile bir de makaraymış. İstemem. Kurtulmak gibi şarkılar bekliyoruz ondan. Kalitenizi hiç bozmasın. Selam olsun. Aleyküm selam olsun. Süper. Çok seviyorlar. Hani Allah razı olsun abi. Kalpler bir. Ben de öyle insanları seviyorum. İnsanları karşılıksız seven insanları seviyorum ben. Ya senin anlattığını yakalamışlar. Ben zaten bunun gücüyle yaşıyorum şu anda. Hiçbir yani. Hiçbir problem yok. Yoksa yani. Ben mesela normal hayat herkesin içinde problemleri var. Dediği gibi aşk, aile bilmem ne. Yani. Elhamdülillah biz insanları seviyoruz. İnsanlar da bizi seviyor. Anamız babamız da bize dua ediyor. Şimdi problem yok ama tabii yıpratıcı bir hayattan geldik yani. Kolay bir hayattan gelmedik yani. Yani bu ya şarkılarda yazıyor. Benim bunları söylemem çok da doğru değildir yani. Belki zamanı gelir açık açık dile getiririm ama tabii mücadele içinde bir hayat hala devam eden bir hayatım var mücadele. 22 yaşında ya daha yolculuk. Yani böyle bir şey. Ama işte dediğim gibi şimdi 17 yaşında bir kardeşim gelip şarkı yaptığı zaman işte o dediğim şeyi çok açık açık söylüyor. Bu işe edebiyat katmak gerekiyor yani. Bu edebiyat da işte halk müziğinde var. Kesinlikle tasavvufta var. O edebiyat tasavvufunu anladığımız zaman müziğe işte bu anlattığın, yaşadığın şeyleri anlatmak daha kolay oluyor. Daha nokta atışı yapıyorsun. Yani. Güzel. Seni yorduk. Son bir tane daha sorayım. Sabır Taşı ve Saklayanlardan şarkıları yayınlandıktan sonra silindi. Ve farklı versiyonlar şeklinde bir dağıtıldı. Öyle bir şey oldu mu? Kendi içinde silmediği için bu şarkıları sildi. Yoksa başka sebep mi var?
Yani şöyle içime sinmediği için değil de böyle bir şey, albüm yapmak istedim. Yani saklayanlardanım artık benim için şey oldu yani. Hani saklayanlardanım. Yani albüm açıklamalarını da paylaşırım ben bu şeyden sonra abi. Kolaylık olur, bazı yazılar paylaşırım. Yani aslında ben şöyle bir değer istedim yani. Saklayanlardanım biz klibini çektik. O an bir psikolojideydim. Dedim ki bu psikoloji bu kadar ufak değil. O şarkıyı kaldırdım. Daha büyük psikoloji içinde. Çünkü bir baktım Osman'ın ruh hali de öyle. Gittim Uğurcan keman çalıyor. Onun da ruh hali öyle. Emre abi beni dinlediği zaman bakıyorum onun da ruh hali öyle. Yani ve bu ruh hali bana ait değil. Bu hepimize ait bir duygular. Herkesin hisleri diye düşündüm. Ben de saklayanım demedim. Saklayanlardanım dedim. Bu işi daha büyük, daha beraber hissedeceğimiz bir ortama Anlıyorum. getirdim. Bunu dinleyip kapatıp bana demesin. Abi yaptım yaptım yaptım. Anladın mı? 9 tane şarkı yaptım. Dinle sabaha kadar artık. Hepsi böyle. Transmuz albümünden beri seni takip ediyorum. Artık tam anlamıyla kendine az bir tarz yarattığını düşünüyorum. Yani hep seni destekliyor fikirlerini. Çok Süper. teşekkür ederim. Ayhan, çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Yorulmadıysan ben bu güzel sesi canlı canlı dinlemek istiyorum ya. Valla. Gönlünden ne geçiyorsa, bak plan yok, program yok. Canın ne ister valla. Öyle güzel bir sesin var ki. Nasıl çalsana bana. Kızın yok mu yanında? Ne çalmak istersin? Burada bir Hiç gitar var. Bunda onun çaldıkları yok bunda. Çello keman var içeride bir tane ama çok akordu falan ölüdür. Vallahi çalamaz abi. Keşke çello'yu yol getirseymişsin. Keşke ya. Keşke getirseymiş. Ne söyleyelim ki? Bilmem ki ben. Canın ne ister? Kocaman bir şey olmasına da gerek yok yani. Bu şekilde sınana sınana neyliğim ediyorum, dualar ediyorum. Hatayla yapsam da ödevimi yaşamanın anlamını üzerimde deniyorum. Bu devirde şeytanı beğeniyorlar, ne düşündüğünü kimse önemsemiyor ah. Buna dair bahsi koza veriyorlar, hayatımın kumarı oynanıyor. Kimsenin kılı kıpırdamıyor, çırpınan dibini tırmalıyor. Buraya kadar gelmem bir mucize, yerden bin hatıra anlatamam ki. Saklayanlardanım, saklayanlardanım. Dışa dönük tarafını görüyor herkes. İbretler bizler içe tıkılmışız. Problem anından öpüyor er geç. Duvarlar biz ne için sıkılmışız? Bravo. Bravo abicim ya, süpersin valla. Saklayanlardan ama Rust'ı yani abi. Onur Rust dedik ya yani. Şu şarkının Rust'ı işte abi. Rust yaptık şarkıyı. Şarkının orijinali hangi bakalım? Şarkının orijinali Buselik mi? Kürdi mi? Kürdi. Ona Rust'ı yok ya. Bir şey diyeyim, en bir çok hangi makam? Hastayım da biraz abi. Ya geçmiş olsun. En çok hangi makamı seviyorsun? Rust'çıyız abi. Rust'çıyız? Rust bayağı Rust tabi. Allah. Bayağı Rust. Uşak Hüseyin'i burada. Hicaz ama Hicaz tabi. Ama ben hep inanıyorum ki Rust ve bayağı zaten Hicaz yani. Ben hep söylüyorum bunu yani. Hicaz yani bence onlar. Duygusu öyle. Evet abi. O Hicaz hissini veriyor. Acıyı veriyor aslında var, karmaşık evet, şeyi. Evet. Peki Ayhan, Majördür çok teşekkür yani. Ederim. Majördür Rust'ta. Majör aslında ama. Mutlu olması lazım aslında. Majör gibi okumuyor ki. Onu nasıl yapacağız yani? Belki makamsal olarak benziyor ama. Teorik olarak benziyor. Neyse tamam. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Süpersin. Çok sağ ol abi. Sen sağ ol. Allah razı olsun.